İyi geceler canlarım, iyi geceler güzellerim, iyi geceler gençler ve daima genç kalanlar ve genç kalacak olanlar. Ekonomi tıkırında biliyorsunuz değil mi? Ben size bu gece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük ama en genç yaşta en büyük olmuş en kral sosyalist borsacısı Nasrullah Ayan'dan söz edeceğim. Gençler adını duymuşlardır ama ne yapardı, ne iş yapardı bilemezler. Evet, İstanbul Borsası ilk olarak resmiyet kazandığında, yani Özal döneminden sonra, daha doğrusu işte ne zaman? Demek ki DYP-SYP koalisyonları döneminde İstanbul Borsası baya bir iş yapmaya başlamıştı. Nasrullah Ayan o dönemin kralıydı. Borsa kralı. Ve çok gençti. Çok. Halen genç canım. Canlarım, fakat Türkiye'de Türk siyasetçisi, Türk bürokratı ve Türk iş adamı sosyalist iş adamını sevmez abi. Sosyalisti sevmez. Sosyalizmden nefret eder. Oysa bilhassa günümüz sosyalizmi ve son 20-25 yılın sosyalizmi biliyorsunuz tamamen liberalleşti. Yani özgürlükçü oldu. Yani özel sektörle kavgası yok. Ve işte o eskinin geçmişin sosyalistlerinin akıllı ve cesaretli olanların içinden Nasrullah Ayan gibi çok büyük iş adamları çıktı. Çelik Asır'ın sahibidir Nasrullah Ayan. Ama elimden nasıl alınır anlatmaya kalkarsam bir gün sürer herhalde. En iyisi anlatmayayım, boşverin. Dedim ya, Türkiye'nin en güçlü, ekonominin A takımı dediklerimiz o dönemlerde, bu dönemlerde hiç fark etmiyor. Pek çoğu, biliyorsunuz kimler olduğunu söylemeye gerek yok. Kimilerini. Siyasetçi bürokrat ortaklığında gelişmekte olan, yıldızı parlayan, yıldızlaşacak olan çok sayıda iş insanını, genç iş insanını yıktılar. Yani devlet, yıldızı parlayacak olan yeni dönem iş insanlarını siyasetçiler eliyle perişan etti. Ya şöyle dönelim, siyasetçi devletin gücünü de kullanarak ve yanına bürokratları da alarak, tabii ki halinde kanun gücünü alarak, anlattım dün, kanun gücünü alarak yıldızı parlayacak ve kendisine zarar verecek ve yasaklara karşı ben kanunun yanındayım. Benden istedikleriniz yasa dışıdır. Gerekirse batmayı kabul ederim. Yine kazanırım. Ama devletin bana kurduğu baskıya, siyasetin bana kurduğu baskıya boyun eğmem diyenler Türkiye'de devlet ve siyasetçi tarafından yenildiler, yutuldular. Kim ayakta kaldı? Siyasetçiyle tatlı dilli güler yüzlü geçinenler ayakta kaldı. Ah benim canlarım be. Ah benim canlarım be. Neler gördük neler. Neyse uzatmayayım. Nasrullah Ayan YouTube kanalı açtı. Nasrullah Ayan YouTube diye yazarsanız mutlaka gireceksiniz. Ben ikincisini, bir ve ikiyi seyrettim. Birinci zaten tanıtım. İkincisi fevkalade. Evet. Enflasyon, haraç almak. Devalüasyon ve enflasyon aslında birbirlerinin kardeşidirler. Ve bu iki kardeşi siyasetçiler tepe tepe kullanırlar. Halklarını ezerler, halklarını sömürürler. Kimin lehine? Sözüm ona devletin lehine. Devleti koruyoruz. Yalan. Devleti falan korudukları yoktur. Kendilerini koruma adına enflasyon, devalüasyon sarmalıyla insanlarımızın, halkımızın, bilhassa garibanların ve dürüst iş adamlarının bütün servetlerini çalarlar. Benden bu kadar net, dinleyin. 4 dakika 50 saniyede bir akademisinin 2-3 dersi anlatamayacağı kadar net anlatıyor Nasrullah Ayan enflasyon, devalüasyonu. Tavsiye ederim. Neyse. Canlarım benim. Şimdi AK Parti Genel Başkanı Nasrullah Ayan'la AK Parti Genel Başkanlığı. Yan yana gelir mi? Bilmiyorum. Gelir mi Nasrullah Bey? Herhalde gelmez. Ağzımdan kaçtı. Nasrullah'tan, Bay'den bahsederken. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan. Erdoğan gidici galiba. Ben öyle kolay bir dil sürçmesi yapmam ha. Benim aklıma gelen genellikle başıma da gelir. Canlarım, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, biliyorsunuz, bana oy verirseniz yolunuzu yaparım diyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a
sert tepki gösterdi. Lütfi Savaş böyle demiş mi? Demiş herhalde. Gazeteler yazıyor. Yanlış yapmış. Demişse çok yanlış yapmış. Çok da ayıp etmiş. Peki Erdoğan ne demiş? Bu adam belediye başkanı değil, sokak kabadayısı demiş. Çok hoşuma gidiyor ya. Halbuki Sayın Başbakan'ın milletvekilleri, Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı'nın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın belediye başkan adayları cennetin anahtarlarını satıyor. Ya Lütfi Savaş sadece dünyadaki yollardan birini vaat etmiş. Ne var bunda ya? Hiçbir şey değil. Beyefendi, tamam Lütfi Savaş'a kızmakta haklısınız. Yerden göğe. E ama Allah aşkına ya, ya cennetin anahtarını satıyor milletvekilleri. Belediye başkan adaylarımız cennetin anahtarlarını satıyor. Allah adına, Allah adına seçmenlere vaatte bulunuyorlar. Bize oy verin, size hesap sordurmayacağız. Allah'a diyecekler ki cenne şanehu. Yüce Rabbim, bu kardeşler bize oy verdi, bunlara hesap sorma. Ey münkir, ey nekir, bunları hesaba çekme. Çekersen de işte idare et, yüce Tanrı'ya, yüce Allah'a e-mail falan atarsan, rapor hazırlarken bunların hatalarını, günahlarını görmezden gel. Ya böyle din olur mu ya? Ya böyle dindarlık olur mu ya? Ya bu nasıl din ya? Ya bu nasıl dindarlık ya? Sonra diyorlar ki bana, sen İslamiyet'i eleştiriyorsun. Ya o benim eleştirdiğim İslamiyet işte bu. Bu İslamiyet. Ya böyle İslamiyet varsa eğer, bu İslamiyetse eğer, yok abi ben almayayım. Zaten almıyorum. Hiç alma niyetim de yok. Başka? Başka daha var. Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı olduğunda 4 yaş ve 4 yaş altındaki çocuklarıyla yolculuk eden kadınlarımıza belediye otobüslerini, metroyu, treni falan parasız yapacağım dedi. Hiç sakıncası yok. Zaten bu insanlar, o kadınlar çocuklarıyla gündüzün en boş, en tenha saatlerinde yola çıkıyorlar. Yani o metro zaten gidiyor, geliyor. O kadınlarımızı 4 yaşına kadar çocuklarla beraber parasız taşısa hiçbir şeyi kaybetmez. Zaten diyorum ya boş o saatlerde, boş. Yani İmamoğlu'nun yaptığı vaatten öte harika bir buluş. Mükemmel. Ne dedi AK Parti Genel Başkanı? Dedi hop hop sen kimin parasını kime veriyorsun be dedi. Kimin cebinden harcıyorsun sen bunları dedi bir gün sonra. Binali Yıldırım adaya gitti, adalara. Adalar halkının İstanbul'da geliş gidişlerindeki gemi, vapur paralarını belediye karşılayacak. İyi mi? Ya artık hiç kimse AK Parti Genel Başkanı'nı ciddiye almıyor. Vallahi hiç. Kendi partilileri almıyor. Ya kendi belediye başkan adayları almıyor. Ya güne kadar meclis başkanı olan Binali Yıldırım almıyor ya. Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu'na attığı fırçadan habersiz olabilir mi? Ya bütün Türkiye'nin haberi var da Binali Yıldırım'ın mı haberi yok? Peki buna rağmen neden öyle söylüyor? Binali Yıldırım diyor ki, ya bizim işimize karışma Sayın Genel Başkan. Ya bizim işimize karışma ya. Allah aşkına bırak, ben istediğimi söyleyeyim, benim rakibim istediğini söylesin. Bizi kavga ettirme ya. Ya biz kavga etmek istemiyoruz. Biliyorum ki Ekrem İmamoğlu kazandığında ilk tebrik edecek olan Binali Yıldırım olacaktır. Lütfen not edin bunu. Binali Yıldırım kazanırsa da ilk tebrik eden Ekrem İmamoğlu olacaktır. Ya demokrasi bu ya. Ya siyaset bu ya. Özgür, centilmence, zarif yarış bu ya. Ya siyasette rekabet, yarış uygarlık ölçüsünde olur. Ona buna ey çekerek, ona buna terörist diyerek, hırsız diyerek, yolsuz diyerek, bana bak lan diye ve böyle siyaset olmaz ya. Ya bu siyaset değil, o sokak kabadayılığı ya. Lütfi Savaş'ın yaptığı sokak kabadayılığı değil. Lütfi Savaş bir siyasetçi olarak vaatte bulunuyor. Yolunuzu yapmam. Yanlış, o ayrı bak. Yanlış başka bir şeydir. İnsanlar yanlış yaparlar, ceremesini çekerler. Ama AK Parti Genel Başkanı'nın milletvekilleri, belediye başkan adayları yanlış yapmıyor. Kendi inandıkları dine göre günaha giriyor. Bizim meriyetteki, yürürlükteki kanunlarımıza göre suç işliyor. Çünkü bizim anayasamız dinin siyasete alet edilmesini
kesinlikle yasaklamıştır. Diyeceksiniz ki yahu başbakan, cumhurbaşkanları hepsi ellerinde ceplerinde Kur'an'la çıkıyorlar. Ya o ayrı, karıştırmayın orasını. Ama bir sol parti genel başkanı eline Kur'an alıp çıksa yandı abi. Yandı abi. Hemen Cumhuriyet Savcıları harekete geçerler. Dini siyasete alet etmekten diye. Böyle bir ülkeyiz abi. Böyle bir ülkeyiz. Ayva bokum, kendi bokum ayva kokum. Bu lafı kaç defa söyledim. Rahmetli babaannecimin lafı. Ayıp bir laf değildir. Hiç ayıp bir laf değildir. İnsana kendi kakası bile ayva kokulu gelir. Onu anlatıyor. Başkalarının ise mis raya bile koksa üstü başı kaka kokuyor. Der. Kim der? İki yüzlüler der. Anlatmıştın. Gene bir kere daha anlatayım mı? Ha, bir kere daha anlatayım. İki kadın eski dost yolda karşılaşırlar. Uzun uzun yıllardır birbirlerini görmemişlerdir. Kadınlardan biri diğerine sorar. Şekerim, nasılsın bakalım? Senin bir yakışıklı oğlun vardı. Hatta çok istemiştim. Belki benim kızım alırsın falan diye. Ah şekerim, ben de istemiştim ama çocuklar herhalde kendi kaderlerini kendileri çizdiler. Oğlum evlendi. Kadının yüzü asıktır. Oğlum evlendi ama. Canım, öyle bir kadına düştü ki, kıza düştü ki. Sabah kahvaltıyı oğlum hazırlıyor. Hatta karısının ayağına kadar götürüyor. Oğlum sabahleyin yatakları topluyor. İşe gidiyor. Kadın evden bir çıkıyor. O kafe senin, bu kafe benim. Gezmedik yer bırakmıyor. Arkadaşlarına lak 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 lak. Bütün gün alışveriş çarşılarında alışveriş yapıyor. Çok para harcıyor. Akşam eve dönüyor. Tabii benim oğlum da eve geliyor. Zavallı yavrum eve gelir gelmez daha mutfağa giriyor. Yemek yapıyor, sofrayı kuruyor, masayı topluyor, tekrar bulaşıkları yıkıyor, tekrar yatağı açıyor, yorgun argın yatıyor yavrum. Her gün böyle, sorma. Yandık kardeş, çok şanssız bir oğlum var, çok şanssız. Geçmiş olsun, bir de kızın vardı diyor. Zannediyorum o da oğlundan birkaç yaş küçüktü. Evet, bir de kızım var diyor. O nasıl? diyor. Ay, çok güzel, harika, harika. Nasıl yani? Vallahi diyor, bir kocaya düştü diyor. Sabahları diyor adam, damat kahvaltısını kızımın yatağına kadar götürüyor. Kızım soğuk sudan sıcak suya elini sokmuyor. Damat ondan sonra yatağı topluyor, ortalığı temizliyor, işe gidiyor. Kızım evden bir çıkıyor, arkadaşlarına o kafe senin, bu kafe benim geziyor. Oh, istediğini alıyor, istediğini yiyor, istediğini geçiyor. Akşamüstü eve geliyor. Tabii yoruluyor yavrucuğum. Bir sonra da damat geliyor eve. Akşam, ah benim damatçım, canım damadım. Mutfağa giriyor, yemekleri hazırlıyor, masayı kuruyor, masayı topluyor, bulaşık makinesini diziyor. Sonra tekrar toparlıyor, raflara koyuyor. Yani harika bir damadım, çok şanslı bir kızım var diyor. Canlarım benim be. Şimdi bana söyler misiniz ya? gelinin çektiği çile, hanımefendinin kızı için bir cennet yahu. Ya AK Partililer böyle. AK Partili siyasetçiler böyle. Ha, anlattım kaynana gibi abi. Onun için diyorum kendi bokum ayva kokum diyorlar diye. Kendileri bir günah işliyorlar ki günahın en katmerlisini abi onu anlatırken medyaları sayesinde sevapmış gibi anlatıyorlar. Karşı taraf sevap işliyor onu da günahmış gibi anlatıyorlar. Ya yok böyle bir şey ya. Türkiye siyaseti değil dünya siyaseti bu AK Partililer gibi siyasetçi görmedi. Abi aklım duruyor ya. Vallahi midem bulanıyor. Bakın ya bütün samimiyetimle söylüyorum. Ha biliyorum seçimleri kazandıktan sonra 180 derece dönecekler. Hepsi birer melaike olacaklar. Balkon konuşmaları yapılacak. Halk bizim halkımız. Biz herkesin belediye başkanıyız. Biz herkesin başkanıyız. Herkesi kucaklıyoruz falan diyecekler. Ama 3-4 gün sonra kucakladıklarının kucağa oturttuklarını sadece kendilerine oy vermeyen seçmenler, iş adamları ve siyasetçiler olduğunu hep birlikte göreceğiz. Canım benim ya. Ne güzel ülke değil mi? Gülün gülün. Eğlenelim. Bakın ben daha size neler anlatacağım şimdi. Şimdi canlarım benim biliyorsunuz. Berat'ımız, Albayrak'ımız, Estetik Bakanımız. Dans edercesine figürler yaparak ekonomimizin ne kadar başarılı olduğunu, geleceğimizin ne kadar parlak olduğunu, en kötü günlerin geride kaldığını, gelecekte en güzel günleri göreceğimizi, Mart-Nisan aylarının harika geçeceğini, 2019 yılında 2,5 milyon kişiye iş istihdam sağlayacağını söyleyen Berat'ımız, Albayrak'ımız,
benim tarafımdan biraz eleştirildi ya, dedim ya ben imkansız diye. Hatta adını vermeyeyim, bir dostum dedi ki bana, ya Allah aşkına benim hatırım için söyle. Ben söyleyemiyorum, sen bari söyle. 2019, bunu söyleyen çok başarılı, çok ünlü, çok bilinen bir iktisatçı ama adını vermemek konusunda söz verdim. Diyor ki, Memduşçum diyor, 2019 senesinde 2,5 milyon kişiye iş vermek genel evde bakire kadın bulmak kadar imkansız. Çok güzel bir benzetme. Yani diyor ki, ya 2,5 milyon kişiye hangi yatırımlarla iş verilecek? Ha 2,5 milyon kişi işten çıkarılıp yerine 2,5 milyon AK Partili konacaksa olabilir. Ona bir lafım yok. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki ne kadar muhalif olarak bilinen çalışan emekçi varsa hepsi işten kovulurlar. Onların yerine 2,5 milyon AK Partili alınır. 2,5 milyon kişiyi işe attık diyebilirler. Ama işçi sayısı değişmez. Artar, değişme, aşağı düşmez. Denilen bu. Canlarım peki, benim kıskandığım konusu tabii ayrıca Almanya da biliyorsunuz Türkiye'yi kıskanıyor. E ben de zaten çok kıskanıyorum. Yani canlarım benim be. Her zaman söylüyorum ve bir daha söyleyeyim. Gelişmiş Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye kıskanması mümkün değil. Ya neden kıskansınlar ya? Yani ben şimdi desem ki Kıvanç Tatlıtuğ beni kıskanıyor abi. Neden? Abi yakışıklıyım çünkü ya. Adama bak abi. Ya bundan daha büyük yalan dünyada söylenmemiştir herhalde. Kıvanç benim neyimi kıskansın ya? Ha Kıvanç dese ki ya bu Memduh amca, Memduh dede beni kıskanıyor. Yani öyle bir şey olmasa bile duyanlar inanırlar. Neden? E abi kıskanılacak adam aslan gibi delikanlı, gencecik adam ya. Ya benim neyimi kıskansın ya? Hay şu AK Partililere çok gülüyorum ya. Almanya Türkiye'yi kıskanıyor. Hay Allah, tövbe tövbe, neyse. Atlayalım. Efendim, Atilla Yeşilya da biliyorsunuz o benden daha ciddi. Onun da affedersiniz bazı su kaçıran tarafları var ama benim kadar sulu değil en azından. En azından kahkaha atmıyor. Atilla kendi kendine gülmüyor. Ben deli gibi kendi kendime gülen bir tipim. Ne yapayım abi? Neşeliyim ben. Atilla da çok neşeli tip aslında. Harika espriler var. Bayılıyorum. Dinledim. Dinledim Atilla'yı. Net hata noksanı. Tavsiye ederim. Mutlaka dinleyin. Gerçekten harika bir konuşma. Gerçekten ama. Çünkü Atilla Yeşilada da bu işi biliyor. Atilla Yeşilada da diyor ki 27,5 milyar cari açığın 21 milyar doları net hata noksan kalemleriyle kapatıldı. Net hata noksanı artık biliyorsunuz. Hepiniz. İsterseniz belki bilmeyenler için ya da unutmuş olanlar için hatırlatayım. Ama ben kendi lisanıma göre hatırlatırım. Atilla Yeşilada da daha akademisyen ağız ile konuşuyor. Daha teknik, daha zarif ifadelerle konuşuyor. Ben o kadar zarif değilim abi biliyorsunuz. Bak ben böyle kravat takıyorum ama işte zarafetimi, kabalığımı, nobranlığımı örtmek için, sululuğumu biraz daha ciddileştirmek için kravat falan takmaya başladım. Yoksa adım suluya çıkacaktı abi. Sokak iktisatçısı falan diyeceklerdi herhalde. Bir ara telefon iktisatçıları vardı. Türkiye'de. Canlarım benim. Evet. Net hata noksan nedir? Merkez Bankası'na kaynağı belli olmayan, Türkiye'ye giren ama kaynağı belli olmayan döviz girişleridir. Yani bir bakıma kayıt dışıdır bana göre. Kimden girdiği belli değilse kayıt dışıdır abi. Yani kara paradır. Kara. Kapkara paradır. Yani kirli paradır. Uluslararası camialar, bilhassa küresel büyük devletler, Avrupa Birliği devletleri, Amerika, Japonya gibi devletler kara paradan çok korkarlar. Ötleri kopar. Amerika'da bunu takip eden çok büyük bir kurum vardır. Bilenler bilirler bunu. Yani çok sıkışırsa yarın öbür gün işlerimiz, başımız bu nedenle de belaya girebilir mi? Bilmiyorum. Belki de girebilir. Neden? Çünkü diyebilirler ki ya bu para tamam da arkadaş ya bu para size nereden geliyor? Uyuşturucudan mı geliyor? Silah kaçakçısından mı geliyor? Nereden geliyor? Terör parası mı yoksa? Çünkü terör paraları çok dönüyor dünyada. Acayip dönüyor. Yoksa bazı
dünya çapında dünyayı karıştırmaya çalışan İslami örgütlerden mi geliyor? Ya kimden geliyor bu para? Hele bir söyleyin. Hadi 1-2 milyar, 3 milyar dolar tamam da kimden geliyor bu para? Söyleyin diyebilirler. Bunu sorgulayabilirler. O nedenle ben, Atilla da aynı şeyi söylüyor. Atilla Yeşil Ada da aynı şeyi söylüyor. Sevgili kardeşimiz. O da bu nereye kadar sürer diyor. Bu sürdürülebilemez canlarım benim. Sürdürülebilmesi mümkün değildir. Önünde sonunda bu mutlak surette açığa çıkar. Yine daha önce anlattığım bir fıkrayı anlatmak istiyorum. Çünkü üstünden çok geçti fıkra anlatışımın ve şartlar tekrar yine o noktaya geldi. Bir zamanlar buna benzer başka konu vardı anlatmıştım. Şimdi de bu konu için anlatmam lazım. Çünkü çok cuk oturuyor. Kıssadır aslında bu. Fıkra ama fıkra biraz belden aşağı fıkra. Serbest stil. Ama kıssa abi. Dert çıkarmak lazım. Gece konuda oturan bir genç kız. İşe giriyor. Fakir aile. İki göz oda dediğimiz iki odalı. Mutfağda odanın bir tanesinin içinde olan. Bir gece konuda oturuyorlar. Aile çok yoksul. Sobaları bile yok, mangalla ısınıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Mangalı bilirsiniz değil mi? Bilirsiniz. Genç kız her gün işe aynı manto, aynı başörtüsü, aynı elbiseyle gidiyor. Günlerce ama, günlerce. Sonra bir gün evdekilerin de dikkatini çekecek şekilde kıyafetleri değişmeye başlıyor. Önce o bir tek başörtüyü atıp haftada bir çok şık, çok albenisi olan ipek türbanlar takmaya başlıyor. Hemen hemen her hafta bir türban değiştiriyor ve evdeki türban repertuarı artıyor. Yani türban sayısı yükseliyor. Derken bir süre sonra o bir tek elbisenin yerine daha değişik, renkleri de modelleri de değişik elbiseler gelmeye başlıyor. Gerçi mantonun içinde ama evde görüyorlar. İşe giderken giyindiğinde. Artık gardırop falan yok tabi zavallının ama olsun. O elbiselerinin de sayısı artmaya başlıyor giderek. Bir süre sonra ayakkabılar değişiyor. O her gün işe giderken giydiği boyasız, hatta çoğu zaman da gece kondu yollarında kirlenmiş ayakkabılar da gidiyor. Her ay değilse de 15 günde bir yeni yeni başka bir çift, başka renk, başka model ayakkabılar gelmeye başlıyor. Bazen topuklu, bazen çizme, bazen bot. Ama değişik model ve pahalı ayakkabılar belli ki. Kimse bir şey diyemiyor. Kimse bir şey de soramıyor. Abi para gelirken insanlar kolay verir, sormazlar. İnsanın huyu böyledir abi. Giderken sorarlar. Nereye yedin paraları? Gelirken hayır, sormak diye bir huy yoktur. Bu insan oğlunda, insan kızında. Neyse. Bir süre sonra bizim güzel kızımız manto yatıyor. Bu sefer harika tunikler. Tunik dediğimiz güzel, şahane pantolonlar. Onun üzerine böyle üstüne güzel etek, dize kadar kapalı etek kapalı elbiseler. Tabii kolları falan kapalı ama yine harika türbanlar. Kimi zaman üzerine kış çünkü çok harika pardüsüler falan giyiliyor. Kimse gene bir şey soramıyor. Bir gün kış, ayaz, olağanüstü bir soğuk ve evdekiler sadece ve sadece mangalla ısınmaya çalışıyorlar. Kapı açılıyor, güzel ve genç kız içeriye giriyor. Üzerinde olağanüstü güzel bir kürk. Muhteşem, aile birbirine bakıyor. Daha doğrusu herkes babaya bakıyor. Acaba baba ne diyecek? Kız içeri giriyor, ellerini ovuşturarak hemen mangalın üzerine gidiyor. İki bacağını açıyor, mangalın üzerine şöyle duruyor. Isınacak. Alttan üşüdü abi. Falan. Baba dayanamıyor. Kızım diyor. Şimdiye kadar gücenirsin diye sormadım. Ama şimdi sormak istiyorum artık diyor. Ya önce diyor. Eşarplarını attın. Başörtülerini attın. Yerine harika ipek türbanlar takmaya başladın. Sonra elbiselerini de başladın değiştirmeye. Yepyeni elbiseler. Derken ayakkabılar. Derken mükemmel mantolar, tunikler, pantolonlar, etekler falan filan derken şimdi de çok pahalı bir kürk. Kızım
Nereden geliyor bu paranın kaynağı böyle? Nedir bu? Bana bir şunu hele bir söyle. Aa babacığım diyor. Söylemedim mi ben size? E tabii söylemedin kızım diyor. Hadi ki anneme söylemiştim babacığım. Piyangodan kazandım. Piyangodan diyor. Ve piyangodan kazandım. Piyangodan giderken iyice böyle çöküyor. Mangalın üzerine. Babası başını sallıyor. Peki kızım. Ama ne olursun dikkat et de piyango biletini yakmayasın diyor. Bizim ne tatağı noksan. Piyango bileti gibi olabilir mi acaba? Halen piyango, milli piyangonun 70 milyonun sahibi belli değil gerçi. O ayrı 70 milyonu bir iş olsa diyeceğim ki milli piyangodan çıktı Merkez Bankası'na verdiler. O kadar değil abi. 21 milyar dolar abi. Kaynağı belli olmayan gelir 21 milyar dolar. Abi bu para nereden gelir ya? Atilla Yeşilada'ya göre bizim iş adamlarımızın zamanında kaçırdıkları paralar bunlar. İyi de, iyi güzel. Ben de o konuda çok daha önce yine başımdan geçtiğim, bizzat yaşadığım bir şeyi anlatmıştım. Bir daha tekrarlayayım onu da. 1996 senesi, evet Eylül ayı, Rapayol hükümeti dönemi. IMF'in sonbahar toplantıları için Amerika, Washington'dayım ben de. Bazı arkadaşlar var, gazeteciler. Ama daha çok tabii siyasetçiler orada, bürokratlar orada. İktidarlarla sürekli, her değişen iktidarla hatta iş yapması alışkanlık haline getirilmiş bazı iş adamlarımız. Onlar son 16 yıldır AK Partililer. Daha önce Tansu Çiller'ciydiler. Bir ara Erbakan'ın yanından ayrılmıyorlardı. Ondan önce Mesut Bey'ciydiler. Ondan önce de işte biliyorsunuz. Ha bunlar öyle Koç Sabancı falan değil ha. Koç Sabancı ailesi hiç asla yanlarına yaklaşmaz. Hatta rahmetli Mustafa Koç'la gitmeden önce Nakkaştepe'deki şirket merkezinde beraberdik ikimiz baş başa. Ona Washington toplantılara gideceğimi söylediğimde benden rica etmişti. Ya bana biraz oradan birkaç doküman getirir misin diye getirmiştim. Yattığı yer nur olsun. Bu arada Mustafa Koç'u da almış olalım. Onlar öyle bakın bu aileler Koç ailesi hatta Sabancı ailesi bu ilk defa Güder Sabancı'da görüyorum yıktı. Rahmetli Sakıp Sabancı hiç yüz vermezdi. Vehbi Bey hiç oralı bile olmaz. İlgilenmezdi. Necat Eczacıbaşı asla hiç. İşlerine bakarlardı. Kimdi o gelenler? Yeni yetmelerdi. O zamanın yeni yetmeleriydi. Şimdi de eski yetme sayılmazlar ama aradan bayağı zaman geçti. Neyse. Gündüz IMF toplantılarına katıldık. Büyük tabii salonlarda. Akşam üzerine doğru Washington DC'de otellerden bir tanesinde toplantı gibi gene böyle. Ama bu sefer öyle kalabalık değil. Yani bir nevi ayaküstü toplantısı. Yine Türk bürokrasisinin en üst insanları. İki kamu bankası genel müdürleri orada. Ondan sonra yine o yalaka takımından iş adamlarından 7-8'i orada falan filan. Ve birkaç gazeteci. Çok değil. Çok az gazeteci. Tabii bizim bilhassa Refah Parti kanadındaki milletvekiliydi zannediyorum. Evet milletvekiliydi o zaman. Bakan değildi. Milletvekillerinden biri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hükümete yaptığı baskıyı anlattı. Haklıydı. Haksız değildi. Anlattı. Medyadan şikayet etti. Sonra da bir başkası o ki gazeteciydi. Sol kökenli bir gazeteciydi ama o günlerde de yine hala soldu, liberalleşmemişti yani. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye çok kazık attığını anlattı. O sırada sürekli bekleyen, dinleyen, sürekli, ben zaten hep dinledim öyle yerlerde açıkçası. Bakmayın şimdi bu kadar gevezelik yaptığıma. Dinleyen, çok yakışıklı, o zamanlar benim şimdiki yaşımda bir Amerikalı üst düzey bürokratmış. Çok üst düzey bir bürokrat. Lafa girdi. O Amerika Türkiye'ye kazık attı diyen arkadaşımıza, kardeşimize dedi ki yanılıyorsunuz. Herhalde bunu gençliğinize vermem lazım dedi. Çünkü dedi Amerika Birleşik Devletleri ya da Birleşik Devletleri, Amerika değil de Birleşik Devletler Türkiye'ye, Türklere her zaman çok yardımcı oldu dedi. Marshall planından başlayarak bütün yaptıklarımız yardımlar en sonunda hep dedi bizim aleyhimize kullanıldı. Oysa dedi Türkiye, Türk halkı bizim kendilerine verdiğimiz, yaptığımız yardımların, parasal yardımların ve verdiğimiz ucuz kredilerin siyasetçileriniz, bürokratlarınız, üst düzey bürokratlarınız ve kim iş adamlarınız tarafından çalındı. Türk halkı bunu bilmiyor dedi. O paraların çoğu dedi İsviçre'deki banka hesaplarında dedi. Atilla onu demek istedi belki ama benim kadar net anlatmadı. Ya da anlatmak istemedi. Ama sevgili Atilla be.
O paraları çalan iş adamları böyle bir Türkiye'ye o paraları getirmezler. Getirmiyorlar. Peki kimin paraları? Bilmem. Düşünün. Son dönem Türkiye'sinde milyarlarca değil, trilyonlarca liralık bütçe kullanıldı. Trilyonlarca liralık yatırım yapıldı Türkiye'de. O kadar paradan %10 pay alınsa kaç milyar dolar yapar biliyor musunuz? Efendim o aldı, bu aldı. Bilmiyorum yani. Birileri almış olsa diyorum. Bir de oraya bakmak lazım. Yani Türkiye'den son 68 yılda para kaçıranlar Türkiye'ye para getirmezler abi. Türkiye batacak mı? Batarsa batsın lan, bana ne. Ben getirirsem parayı, benim param da batar der. Hiç olmasa param orada kalsın der ve para getirmez Türkiye'ye. Peki acaba bu para kimin? Düşünün. Bu para kimlerin? 21 milyar dolar kimden geldi? Daha gelebilir mi? Bilmem. Düşünün. Devam edeceğiz. Daha bitmedi canım. Daha durun bakalım. Evet canlarım. Bir horoz çöplükte eşinirken bir inci bulmuş. İnci tanesi. Hemen almış gagasını, doğru kuyumcuya gitmiş. Bunu al demiş, bana bir avuç mısır ver. Neden? İnci işine yaramaz ama mısır çok işine yarar. Çok ünlü bir siyasetçimizin çok yakınlarından bir tanesi. Ne babasından deri kaplı harika bir kitap hediye kalmış. Güzel, mükemmel bir kitap. Arkadaş o kitabı almış. Seçmenlere gitmiş. Demiş ki seçmenlere, bana oyunuzu verin. Ben size bu deri kaplı kitabı hediye edeyim. Hepiniz içinden birer yaprak alırsınız. En şanslı olana da demiş deri kapak kalır. Türkiye'de siyaset böyle. Fıkrayla bitireyim. Fıkrayla bitireyim. Müsaade ederseniz fıkrayla bitireyim. Canlarım benim. Ha burada sonra kahramanları yerlerine koyacağım. Yorumunu siz yapacaksınız ama ona hazırlıklı olun. Orta yaşlı, yani hali vakti de yerinde sayılabilecek. Yani fakir olmayan, çok da zengin olmayan ama kendi kendine yetecek kadar malı, mülkü ve parası olan bir arkadaşımız evlenmeye karar vermiş. Kendi mahallesinden de iki dulu gözüne kestirmiş. İki dul. Dullardan biri kendi yaşına yakın. Ama o kadar tatlı dilli, o kadar çok bilmiş, o kadar çok fettan ki bütün o yaşlılığını o tatlı dili, güler yüzü yaptığı iltifatlarla örtüyor. Ortadan kaldırıyor. Bir de genç var. Çok genç. Tazecik daha. Dipdiri. Fakat o biraz daha saf. Biraz daha aptal ama çok güzel arkadaş ya. Fakat bizim uyanık, uyanık dostumuz ikisine de pas veriyor. İkisine de ama birbirlerinden ilişkilerinde onlarla ilişkisi olduğunu söylemiyor. Sözde bilmesinler diye. Bir gün birini çağırıyor ve bir gün birini, bir gün birini, bir gün birini. Gününde güne diyor bu arada tabii. Fakat hem kendisiyle yaşıt olan hem de daha genç olan olayın farkına varıyorlar. Genç olan, yaşlı olan, genç olan, ya orta yaşlı olan genç olanı evine çağırıyor. Diyor ki bak yavrum, şimdi ne yapacağız biliyor musun diyor. Bu uyanık diyor, aklı sıra hem seni hem beni kullanıyor. Şimdi diyor, ben bununla buluştuğumda bunun kafasından bir tane siyah saç koparacağım. Saç deli. Siyah tel. Neden? Bana yaklaştırmak için. Niye diye sorarsa, ama şekerim diyeceğim, bak ben saçlarım beyazladı, senin saçlarının yarısı simsiyah da, ikimiz de birbirimize benzeyelim diyeceğim diyor. Sen de diyor onun kafasından bir tane beyaz saç teli koparırsın. Dersin ki sorduğu zaman, ama şekerim bak, benim saçlarım simsiyah, senin saçların yarısı beyaz. Hiç olmazsa siyahlar geri kalsın. Tamam mı diyor. Tamam ablacığım diyor. Anlaşıyorlar ve başlıyorlar abi. Biri gidiyor siyah saç koparıyor, biri gidiyor beyaz saç. Biri siyah, biri beyaz. Abi bizim arkadaş bir gün bir bakıyor aynaya. Ne siyah saç kalmış kafadan ne beyaz saç. Vazlak olmuş yani. Ya yani benim kafam ondan daha güzel saçlara sahip. Lan demiş, şuraya bak demiş ya. Bunlar akılları sıra beni kendilerine benzetecekler. Demek ki ben bunun genciyle de evlensem, yaşlısıyla da evlensem, bunlara yapacakları bir tek şey var. Beni kendilerine benzetmek, beni yolmak. Ve ikisiyle de görüşmeyi kesmiş, bir daha ikisine de ne selam vermiş, ne sabah, ne evine davet etmiş. Efendim,
Buradaki evlenmek isteyen orta yaşlı adam halkımız, Necip milletimiz. Orta yaşlı kadın CHP, genç yaştaki kadın AK Parti. Artık bundan sonra hesabını, yorumunu siz yapın. Canlarım benim. Lütfen, olur mu? Anlaştık mı? Peki. Başka? Burada bitireyim artık ya. Bitireyim. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sevgiyle, sabah saat 7'de buluşmak üzere. Geç kaldı biraz ama ne yapayım abi, çok konuşuyorum. Biraz da çalışmak istedim canım. Yani çalışmadan çıkmak istemiyorum karşınıza mahcup olmamak için. Lütfen yine bağışlayın ve sadece benim gibi düşünenleri değil, benim gibi düşünmeyenleri, hatta benim aksimi düşünenleri, bana 180 derece ters düşen ama efendilikten asla vazgeçmeyen, eleştirirken kimseyi hakaret etmeyen, kimseyi aşağılamayan, düşüncelerinde samimi olan, bize göre yanlış olabilir belki ama kendisinin göre doğru söylediğine inanan, kendi doğrularını söyleyen başka kardeşlerimi de izleyin. Olsun, bizim gibi düşünmesinler ama biz bizim gibi düşünmeyenleri de izleyerek onların düşüncelerini de öğrenmeli, tahammül gücümüzü bütün Türkiye'ye yaymalı ve bu sosyal medya mucizesini çok iyi değerlendirmeliyiz. Çok iyi, bakınız, bu sosyal medyada sizler ve ben, benim gibi sizlerden oluşan dijital aileler 1 milyonu, 2 milyonu, 3 milyonu buldu mu? Önümüzde hiçbir güç duramaz. Hiçbir güç duramaz. Alacağımız her karar tüketici olaraktır bundan sonrası. Sadece seçmen olarak değil. Seçim 4 yılda bir, 5 yılda bir hatta şimdi. Ama tüketici olarak alacağımız her karar bu ülkede yeri yerinden oynatacaktır. Onun için mümkün olduğu kadar birbirimizi paylaşalım. Ben hiç şimdiye kadar böyle şey söylemedim. Abone olun. İşte dedim mi? Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Hepinizden. 105 bin kişilik bir aile oluşturduk. Ama inanın, paylaşım en az abone olmak kadar, hatta belki ondan da daha yukarıda bir değere sahip. Paylaşalım, paylaşalım, paylaşalım. Konuşmalarımızı, söylemlerimizi dik duralım. O hale geleceğiz ki, 25-30 milyon tüketici bir anda karar alabileceğiz. Bir anda. Hayır, sadece benim, bizim ailemiz değil. Başka ailelerde olacağız. Aynı şeyleri düşünen tabii. Kimlikli, kişilikli, farklı da düşünebiliriz. Öyleleri olacak ki içimizde iktidar partisinden yana oldukları halde iktidar partisinin yanlışlarını haykıracak kadar dürüst, düzgün, haysiyetli, şerefli olacaklar. İbrahim Kahveci. İzliyor musunuz, okuyor musunuz? Tavsiye ederim. Tavsiye ederim, okuyun. Harika. Hakan Albayrak. Ne yaşantımız birbirine benzer, ne sosyal görüşlerimiz. Ama dürüst, haysiyetli, onurlu yazılar yazıyor. Demokrat yazılar yazıyor. Bayılıyorum. İşte bunlar iktidar partilerinin yanında gibi, yandaş değil, yanında oldukları halde doğruları söyleyebilenler. Doğruları söyleyebildikçe ve doğrular söyleyenlerin sayısı sosyal medyada 30 milyonluk ailelere ulaştıkça Türkiye'nin değil, dünyanın en güçlü tüketicileri, bakın tüketiciden bahsediyorum. Seçmenden hiç bahsetmiyorum. Seçmen. 5 yılda bir konuşuruz, konuşmayız. Dinlerler, dinlemezler. Ama biz tüketiciler, 30 milyon tüketici aynı şeyi aynı anda düşünüp aynı anda uygularsak bizim karşımızda hiçbir güç duramaz. Lütfen. Ne yargı ne kimse. Yargı bile yaptıklarından utanır, adaletli olmaya çalışır. İş insanları, sendikalar, siyasetçiler, bürokratlar, herkes doğru yolu bulurlar. Bulmak zorundadırlar. Çünkü eve gittiklerinde çocuklarının, eşlerinin yüzlerine bakamazlar. Onları utandırır. Canlarım benim. Hadi bakalım lütfen. Paylaşmalara devam bundan sonra. Benim gibi olmayan, benim gibi düşünmeyenlere de, tabii Hakan Albayraklara, İbrahim Kahvecilere, bu arkadaşlarımızın da yazılarını paylaşın derim. Gözlerinizden öpüyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Saat 7'de. Evet. Hoşça kalın.